İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın çocukları Abraham Tomasyan. Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü gözlemcilerinin konuşlandırılması halinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin daha istikrarlı bir duruma sahip olacağını belirtti. Fransa temsilcisi, dünya kültürel mirası bağlamında Ermeni kültürel mirasının gidişatını yüksek değerlendirdi. 17 Mayıs 1992'de Artsakh Savunma Ordusu Berzor şehrini kurtararak Kaşata bölgesini Goris bölgesine bağladı. Şuşili minnettar müzisyen. Uluslararası Müzeler Günü vesilesiyle Artsakh'ta bir dizi etkinlik düzenlenecek. 1984 yılının 27-28 Mart ve ardından 28 Nisan tarihlerinde Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu ASAL'a Tahran'da Türk diplomatlara yönelik bir dizi askeri operasyon gerçekleştirdi. 8 yıllık İran-Irak savaşından en büyük çıkar sağlayanlardan biri olan Türk hükümeti, yeni anlaşmalar imzalamak için İran'a arka arkaya ekonomik ve siyasi heyetler gönderdi. Dönemin Türk hükümetinin başbakanı Turgut Özal, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in yıl dönümünden birkaç gün sonra 28 Nisan'da 400 kişilik bir heyetin başında Tahran'ı ziyaret edecekti. ASAL'a sessiz kalmayacağını ve o adıma tarihi bir yanıt vereceğini bildirdi. Sonraki olaylar ASAL'a tehdidinin ciddiyetini kanıtladı. Özal'ın geldiği sırada Tahran'ın en merkezi caddesinde Mercedes otomobiliyle Büyükelçilik Sekreteri eşi Şadiye Önder ile birlikte Büyükelçiliğe gitmekte olan Türk Gizli Servisinin üst düzey yetkilisi Işık Önder vurularak öldürüldü. 1984 yılının Mart ayında Tahran'da gerçekleştirilen operasyonlarda kahraman Suren Grigoryan şehit oldu. Amerikan New York Times gazetesi 29 Mart 1984 tarihli sayısında şunları yazdı. Tahran'daki Türk Büyükelçiliği bugün Ermeni militanların bir dizi saldırısı sırasında iki Türk diplomatını hedef aldığını duyurdu. Büyükelçi İsmet Kersel telefon görüşmesinde Ermenilerin saldırılarının salı günü bir Türk diplomatın arabasına yerleştirilen bombayla başladığını söyledi. Bomba erken patlayarak saldırganı öldürdü. Büyükelçi başka bir saldırıda askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu'nun evinin önünde aracını kontrol ederken başından ağır yaralandığını söyledi. İki silahlı adam ona ateş açtı. Aynı zamanda Büyükelçilik Başkatibi Hasan Servet Öktem iş için evinden çıktığı sırada iki silahlı kişi tarafından hedef alındı. Büyükelçi Birsel, İran polisinin aynı gün akşamı saatlerinde başka bir Türk diplomatın evinin önünde silahlı iki Ermeni ile büyükelçilik çevresinde 5 kişiyi daha tutukladığını sözlerine ekledi. Abraham Tomasyan, Asala'ya 1980'lerin başında katıldı. Örgütün askeri üssünde uygun eğitim aldıktan sonra 1980'de özellikle Avrupa'da faaliyet gösterdi. 22 Ocak 1983'te Şebin Karahisar adlı operasyonunu yürüterek Türk Hava Kuvvetleri'ne ait şirketin Paris'teki genel merkezine grup saldırısı düzenledi ve bunun için mahkum edildi. 1985 yılında Lübnan'a döndü ve mücadelesini Ermeni Halk Hareketi'nin Lübnan kolu çerçevesinde sürdürdü. 10 Eylül 2020'de Beyrut'ta bir trafik kazası sonucu öldü. Asala'nın bu konudaki mesajı şöyle. Yoldaş Abraham Tomasyan alçak gönüllüydü. Kendisine verilen en zor görevleri fedakar bir bağlılıkla yerine getirmeye her zaman hazırdı. Armen Pres'in haberine göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan Sargırat TV kanalına verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Lavrov, 2022 sonbaharında Yerevan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün zirvesinden önce Ermeni müttefiklerimizin talebi doğrultusunda Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bir gözlem misyonu konuşlandırmasına ilişkin bir belge hazırlandı. Belge Dışişleri Bakanları düzeyinde tamamen kabul edildi. Sonra son anda tam zirvede Ermeni arkadaşlar kabulünün ertelenmesini istediler. Bugüne kadar kağıt üzerinde ve uygulanmadı. Ancak eğer Yerevan üzerinde anlaşmaya varılanları teyit ederse ve imzalamaya ve yürürlüğe girmeye hazır olursa eminim ki Ermenistan Cumhuriyeti bundan faydalanır ve daha istikrarlı bir duruma kavuşurdu.
diye belirtti. Batı Ermenistan hükümeti Rusya'nın Aralık 1917'de Lenin tarafından kabul edilen kararname ile Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıdığı ve bugün bile Rusya Federasyonu'nun ilk anayasasında yer aldığını hatırlatıyor. Avrupa Konseyi kültür yollarına ilişkin uzatılmış kısmi antlaşma yönetim kurulunun olağan toplantısı 10-11 Mayıs tarihlerinde Lüksemburg Büyükdükalığı'nda düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti'nden bakanlığın Kültürel Miras ve Halk Sanatları Dairesi Başkanı Astagik Marapyan katıldı. 2015'ten beri Ermenistan Cumhuriyeti Genişletilmiş Kültürel Yollar Anlaşması'nın tam üyesidir. Toplantının gündemindeki ana konulardan biri de oy birliğiyle kabul edilen Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel yollarının haritası da dahil olmak üzere üye ülkelerin kültürel yollarının haritalandırılmasına ilişkin belge oldu. Belge, Avrupa Konseyi'nin kültürel kanalları çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel potansiyelini, angajman prensiplerini ve işbirliği fırsatlarını özetlemektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel yollarının haritası belgesinin tartışılması çerçevesinde Fransa temsilcisi özel bir konuşma yaptı ve Ermeni kültürel mirasının gidişatını dünya kültürel mirası bağlamında değerlendirerek bir Ermeni kültürel miras yolu projesi başlatma olasılığının değerlendirilmesini teklif etti. Kültürel Yollar Programı 1987'de Avrupa Konseyi tarafından başlatıldı. Projenin amacı sürdürülebilir kültürel ve sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak doğanın ve kültürel mirasın korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunarak kültürel diyalog için bir platform oluşturmaktır. 17-18 Mayıs 1992'de Berzdor İnsani Koridoru'nun açılışı, Artsakh Kurtuluş Savaşı sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Artsakh Savunma Ordusu'nun oluşturduğu Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdiği askeri operasyondur. Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi bölgesinin Berzdor alt bölgesi ile Ermenistan Cumhuriyeti Goris bölgesi arasında kara bağlantısının sağlanması sayesinde stratejik önemi ile bu askeri operasyon Artsakh Savaşı'nın çığır açan operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bir dizi Ermeni yerleşim yerinin bombalanması durduruldu ve Azerbaycan ordusu stratejik yükseklikleri ile kuzey ve güney birimleri arasındaki bağlantıyı kaybetti. 18 Mayıs sabahı erken saatlerde Ermeni güçleri o dönemde Laçin olarak anılan Berzdor kentine girerek yerleşim yerinin tüm topraklarını kontrolleri altına aldı. Bundan sonra Goris-Stepanakert karayolunun tamamı Ermeni kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Aynı gün Ermenistan Cumhuriyeti ile kara bağlantısı sağlayan ana köprü Azerbaycan birlikleri tarafından havaya uçurulduğu için Ahavno Nehri üzerine inşa edilen geçici bir köprü ile organize ediliyor. Yıkılan köprü 19 Mayıs'ta restore edildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşatağ bölgesinin kuzey orta kesminin eski ve zengin bir tarihe sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Bölgede bulunan antik anıtların kanıtladığı gibi bölgenin Berzdor'dan oluşan bu kısmı eski çağlardan beri iskan görmüştür. Bu bölge M.Ö. 4. 5. yüzyıllarda var olan Büyük Aykın Sünik Eyaleti'ne karşılık gelir. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh Kurtuluş Hareketi'nin Boğuzlubar'ın 20'den fazla devlet tarafından tanınan Ermeni devletinin devamlılığı fikrinin etrafında tüm Ermenilerin güçlerini birleştirebildiğini gururla belirtiyor. Bu Ermenistan devleti Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın liderlerinden biri olan özel kuvvetlerin eğitmeni Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın çabalarıyla son formülasyonunu 2004 yılında Şuşi'de almıştır. Ve neden Şuşi'de? Bunun açık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burası Ermenistan Devleti'nin müsaade edilen topraklarının ilk kurtarılan bölgesiydi ve müsaade edilen topraklarımızın kurtarılmasına başlamalıydı. Şimdi bile bu konu güncel ve gündemimizde. Armen Press'in aktardığına göre Hagop Srapyan şöyle yazıyor. Bugün esaret altında olan ve bir zamanlar Transkafkasya Konservatuarı unvanına layık görülen eski Ermeni kale şehri Şuşi kültürel bir yaşam sürdürdü, halkımıza ünlü çocuklar verdi. Yazarlar, ünlü askerler, tarihçiler, müzisyenler. Sonuncusunun içinde ünlü besteci, halk figürü,
grup lideri, şarkıcı ve pedagog, onurlu sanatçı Daniel Gazaryan yer alıyor. Şarkılarının çoğu bugün hala müzikseverleri büyülüyor. Bestecinin minnettar olduğu eserlerden biri, körler için 4 kişilik bir şarkı grubu ve bir orkestra organizasyon etmesiydi. Amatör koro sanatının geliştirilmesindeki özverili çalışmasının sonucu 1945'te Moskova'da düzenlenen tüm amatör korolar olimpiyatında büyük bir başarı ile performans sergileyen Yerevan Öğretmenler Evi'nin 4 sesli korosuydu. Daniel Gazaryan'ın değeri ünlü besteci Romanos Melikyan ve müzik dünyasının diğer adanmışları tarafından büyük beğeni topladı. 18-20 Mayıs tarihlerinde Artsakh'ta Dünya Müzeler Günü ve Müzeler Gecesi çerçevesinde bir dizi etkinlik planlanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Dünya Müzeler Günü çerçevesinde 18 Mayıs saat 12'de Artsakh Devlet Tarih ve Jeoloji Müzesi'nde Artsakh Halılarının Gizemi başlıklı sergi düzenlenecek. Aynı gün saat 19'da Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nin yeni koleksiyonunun sergisi Stepanakert'te gerçekleştirilecek. 20 Mayıs günü saat 15'te halıcılık kursu yapılacak. Ayrıca Kaşata Bölgesi Jeoloji Müzesi tarafından afetler sırasında müze değerlerinin korunması sorunu konulu konferans, Artsakh Devlet Korosu tarafından bir konser, Martuni Şehri Tarih ve Jeoloji Müzesi'nde kimliğimizin şahidi olarak Ermeni Haçkar Anıtları konulu konferans ve farklı temalarda sergiler de planlanıyor. Batı Ermenistan hükümeti bugünlerde zor durumda olan, savaşmaya ve kültürlerini yaymaya devam eden Artsakh yerlilerine desteğini ifade ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size John Hagopian tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasna Aşhar adlı eseri sunuyoruz. Hey Sasna sararmış uşin, Sasna toreran uşin, Ver jayrerun fidayu kanç molor ver. Me çayrerun huysi yorot korol ver. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.